Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Şevkiye Sence Türk'ün konuşmacı olarak katıldığı mekansal stratejik planlamaların Ordu ili ve şehircilik üzerine etkileri konulu konferans düzenlendi. Geçmiştir tüm Ordu'daki hocalarımızın. Bu nedenle vurgulamak istediğim doğrusu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Genel Sekreter Coşkun Alp, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Türkiye'yi özellikle kıyı şeridini Karadeniz'e etkileyecek ve Ordu'yu etkileyecek. Konferansta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamakta olduğu mekansal stratejik planlamaların uzun vadede Ordu'ya etkileri, yapılması gerekenler çizilerek yol haritaları, iklim değişikliği, kuraklık ve modern şehircilik alanında birçok konuda Profesör Doktor Şevkiye Sence Türk tarafından katılımcılara bilgi verildi. Değişikliği dediğimiz özellikle nasıl oluşuyor? Sel, taşkınlar, depremler, heyelanlar, orman yangınları ve çığ. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ki bu çalışmanın temel aldığı veriler 2016 ve 2040 yılları arasında Karadeniz, buna Ordu da dahil, sıcaklık 1 ve 2 santigrat değişiyor. Bunu önemsemeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki nasıl olsa 1 ya da 2 santigrat değişiyor. Bir şey olmayacak. Fakat buna nemi ve nem yoğunluğunu da kattığınız zaman bu 5 santigrata geliyor. Bu tehlikeli bir durum. Aynı zamanda yine neden tehlikeli olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Yine bir başka tehlikeli bir durum. Yağışların çok fark etmesi. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve bizim çalışmada kullandığımız datalarına göre 2016 ve 2040 yılları arasında yağışlarda %40-%30 dolaylarında artışlar, bazen %40 bu artışlar görülüyor. Yaz mevsiminde %20 yağışların azalması, bazı yerde %70 oranında azalması. Yani karşımıza bir şey çıkıyor, bu şu: hava sıcaklığı artıyor ve korkunç derecede sel tehdidi maruz kalınabiliyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü ordunun birçok şeyini değiştiriyor. Hangi iklim değişikliğinden hangi sektörler etkilenecek? Başta tarım sektörü. Neden orduyu bu kadar ilgilendiriyor? Şunun için ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ana geçim kaynağı ordunun fındık. Ve fındık dünya üretiminin, fındık üretiminde birinci sırada ordu, dünya üretiminde %70'i Ordu Giresun'dan sağlanıyor. Ve şöyle bir durum var. Fındık 10 santigratla 31 santigrat arasında derecede üretilen bir ürün. Yani eğer 10 santigratın altına düşerse veya sıcaklık 30 santigratın üstüne çıkarsa ürün kayboluyor. Yani ürün üretilemiyor. Çok zayiat oluyor, don oluyor. Şimdi bu yükselişle birlikte 5 santigrattan bahsediyoruz ve bu 5 santigrat aşağı yukarı hava sıcaklığının 35-37 seviyelerine gelmesi anlamına geliyor ki bu ürün desenini değiştirir. Yani ürün desenini tehdit edecek bir durum var ortada. İklim değişikliği. İklim değişikliği çoğu insanlar için çok önemsenmeyecek bir unsurmuş gibi görünüyor ama bizim temel sektörümüz olan fındığı etkiliyor. Bundan daha önemsiz bir şey olabilir mi? Yani korkunç önemli bir şey. Çünkü ordunun ürün deseninin değişmesi demek, fındığın sıcaktan etkilenmesi demek, gelecekte fındıktan para kazanamıyoruz anlamına gelir ki bu çok tehlikeli bir durum ortaya çıkartır. Yine balık üretimi, yani avcılık Karadeniz'de en yüksek oranı sahip ve bu oranın içinde en yüksek payı hamsi avcılığı sahip ve ithal ediyoruz. Türkiye üretiminde çok büyük bir paya sahip, hatırladığım %60'lar civarında. Hava sıcaklığının artması demek suyun ısınması anlamına geliyor ve bu
balıkların kuzeye doğru kaçması anlamına geliyor. Ve balık üretiminin sekteye uğraması anlamına geliyor. Balık üretilemiyor anlamına geliyor. Gene ordunun en temel tarımsal üretim kaynaklarından biri bal üretimi. Türkiye'de birinci sırada görünüyor, Karadeniz'de birinci sırada görünüyor. Sıcaklığın yükselmesiyle bal üretiminin de etkileneceği açık. Bal üretimi de ortaya kalkıyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Tarım ve hayvancılıkta önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonda ciddi olarak iklim değişikliği, fındık üretimini, temel insanların geçim kaynağı olan fındık üretimini, balık üretimini, bal üretimini doğrudan etkiliyor. Bu ürün deseninin değişmesi anlamına gelir. Yine sel baskınları, deniz seviyesinde yükselmeler, azalmalar olacağı için sel baskınını gündeme getiriyor ki bu da havalimanı, limanlar ve karayolunu doğrudan etkiliyor. Enerjiyi doğrudan etkiliyor. Ancak yani bu böyle bir kara tablo, yanında iyi bir tablo da var, onu söyleyeyim. Bu iyi tabloyu da bu haritadan görebiliriz. Doğu Karadeniz'de haritadan görüyorsunuz. Doğu Karadeniz'in ordunun bulunduğu yer 2050 yılında su durumu açısından kendini yeten bir durumda. Türkiye'nin diğer yerleri 2050'de su kaybına uğrayacakken Karadeniz'de, Ordu'da su yetebilen bir durumda ve bu iyi bir şey. Suyun varlığı, suyun gücü önemli. Yalnız bu başka bir şeyi çıkartır, göçü çıkartır. Yani şöyle düşünün, Ordu Antalya kıvamına geliyor sıcaklık artışı açısından. Bu sefer herkes Ordu'ya göç ediyor olabilir. Çünkü güneyde sıcaklıklar o kadar artacak ki belki 50 derecelere vuracak, yaşanamayacak duruma geliyor ve tüm Türkiye su sıkıntısı çekiyor. Tek bir Karadeniz bölgesi hariç en rahat olan, suyunu rahat rahat harcayacak konumda olan Çoruh Vadisi. Çoruh Vadisi su açısından önemli. Dolayısıyla sular çok önemli. Suyun planlanması, suyun yönetimi bugünden itibaren çok önemli. Çünkü inanılmaz derecede suyun varlığı, belki bugün çok değerini bilmiyoruz gibi ama gelecek için önemli. Hepimiz söylüyoruz, diyoruz ki Avrupa'ya gidiyoruz. Ben de çoğu kez gittim, orada da kaldım postdoc için gittiğimde. Bunu yapıyorlar, bunu sağlıkları için kentleri çok düzgün. Bu bütünsellik sağlandığı için kentler çok düzgün. Ordu da düzgün bir kent, onu söylemeliyim. Neden? Çünkü planlama disiplini 1980'den itibaren yerleşmiş bir durumda. Planlamanın kurumsallaşması birçok kentte sağlanamadı ama Ordu'da sağlandı. Bu çok önemli bir artı Ordu için. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa tabii ki cevap verebilirim. Sağ olun. Size önce teşekkür ediyoruz bu harikulade sunumunuz için. Çok faydalı da oldu. Üstelik de çok teknik bir konuyu o kadar güzel anlattınız ki hepimiz çok rahatlıkla anladık, izledik ve size özellikle teşekkür ediyoruz. Sıcaklık değişimi, yani 30 dereceye bir artı 5 daha eklenmesi hem fındığı hem hamsiyi hem balıkları ve yaşamı, iklimi, yağmur, sel dönüşümünü tabii ki etkiliyor, tedbirlenirsek. Tabii bu arada bizim bu artı beşlik sıcaklığa da şey yapmamız lazım, hazır olmamız lazım bir yandan. Yani bu tarım ürün paternini de yaşama şeklinde etkileyecek. Bir de tabii göç meselesiyle ve altyapı da söz konusu oluyor. Bu bahsettiğiniz planın bütünsel olması noktası hakikaten bizim de şu anda imar planını Altınordu'da tekrar ele alıyoruz. Ve burada belki de biz en önemli işi bir gömleğin düğmesinin yanlış düğmelenmesi gibi. Eğer biz sahildeki 3 blokun biliyorsunuz onu biz yıktık. Eğer yıkmasaydık o tamamen bir cinayetin başlangıcı olacaktı. Ve herkes bunu emsal alacaktı. Ve sahildeki bütün binaların yükseklikleri bu şekilde devam edecekti ve Ordu
hapsolmuş olacaktı. Yani kale duvarı yapacaktı. Bütün sahil şeye kadar, sizin beğendiğiniz bahçelevlere kadar. Yani böyle bir şey teorik olarak düşünecek olursanız. Dolayısıyla biz onu önlemiş olduk. Hem de halkın denizi kullanması önlenmiş oldu. Bu bakımdan bu tabii ileride çok ciddi bir şekilde değerlendirilecek. Şey çok zor tabii ki. Bir kenti doğru planlamada hani bahsettiniz ya işte köşkten işte şeye kadar giden o. Düşünün 1900 sanırım 60'ların sonunda 70'lerde verilen bir karar. O karar bakın şu anda 2000 kaçtayız 21'deyiz. Hala düzeltilemiyor. Yani planlama böyle bir şey. Yani bir karar veriyorsunuz ama o kararı düzeltmek, geriye çevirmek çok zor. Yani o nedenle belge otel gibi kullan çok önemli bir karar. Onu belirtmek isterim. Çok şu an için anlaşılmayabilir ama gerçekten önemli bir karar. Dolayısıyla yani düşünün 1960'ların sonunda itibaren o gelişen sıra bugün bile düzeltilmiyor. Kentin bütün o havanın kente girmesi, kliması değişmesi, yapısı, morfolojisi, her şeyi değiştiren bir faktör. Ama o kadar etkili ki o hattı değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla verilen bir kararın çok üzerinde düşünerek yapılması gerekiyor. Ben size kitabını takdim edeceğim.